Evet değerli Ayvalık TV izleyicileri, bugünkü röportajımızı Ayvalık'ın çok tanınmış, hatta Ayvalık sınırlarını aşmış, Türkiye çapında belki de diyoruz ki dünya çapında tanınan bir mekanındayız. Bu mekanın adı tabii ki Şeytanın Kahvesi diyoruz. Şeytanın Kahvesi'ni işleten yıllardır babadan oğula bu zamana kadar çok iyi bakarak ve çok iyi koruyarak getiren sevgili Suat abimiz. Kendisini biz tanıyoruz. Tabii ki yine sizlerin de tanıması için kendisine mikrofonumuzu uzatacağız. Evet abimiz, sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, teşekkürler. Önce bu yayınlarınızdan dolayı Ayvalıklı olarak teşekkür ediyorum. Güzel bir şey sunuyorsunuz. Bizi Ayvalık'ı tanıtım açısından çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Önce tebrik ederim. Ben Suat Kaçak. Yani bu Şeytanın Kahvesi, bu şeytanın ismi, herkesin merak ettiği gibi şeytanın ismi bizim dedemizin çocuklukta almış olduğu bir lakaptır. Ve o lakap işte kimin kahvesi? Şeytanların kahvesi. Yani şeytanın kahvesi. Yani bu aslında bir lakaptır. Yani öyle şey gibi, mecazi bir anlamda, yani belki insanlara biraz şey gelebilir yani, şeytan ne demek yani gibi, ama bu bir çocukta almış olan bir lakaptır. Bunu değiştiremeyiz. Bu bizim perde arkası olan bir ismimizdi. Fakat en son Ay Büyürken Uyuyamam sinema filminde tabela olarak Şeytanın Kahvesi olarak film icabı olunca bu artık kaçınılmaz oldu. Ve artık bizi bu şekilde tanıyorlar ve böyle gidecek, devam edecek. İşte ben üçüncü kuşak şeytanım diyeyim. Üçüncü kuşak torunum. Ve aynı lakabı yürütüyoruz. Bizi böyle tanıyorlar. Kahvemizi de böyle biliyorlar. Biz sadece mümkün olduğu kadar kahvemizi müşterilerimize iyi hizmet ederek, iyi karşılayarak, Ayvalık'ımızı iyi tanıtarak burada bir görev yapıyoruz. Pekala Suat abicim, bu binanın muhakkak geçmiş bir tarihi var. Rumlardan kaldığı söyleniyor. Ta nerelere kadar gidiyor? Bize kısaca bu bina hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki. Bu bina Rumlar zamanında ünlü Yunan müzisyenlerinin uğradığı mekanlar olarak geçiyor. Biz bu mekanı babalarım 1950 senesinde almışlar. 1950 senesinden beri kahvehane olarak, evet, zaman zaman belki kapanıp kiraya dahi verilmiştir. Ama bilindiği, yani 1950'den beri kahve olarak, bizim kahvemiz olarak geçerli. Hala da devam edeceğiz inşallah. Değerli izleyiciler, tabii ki bu binanın geçmiş bir tarihi var. Gördüğümüz olduğunuz gibi içinde birçok resimler var. Buraya gelip uğrayan Türkiye'de tanınmış ünlü yazarlarımız, sinema sanatçılarından tutun da birçok ünlü kişiler buraya gelip burada Suat abimizin çayını ve de çok ünlü koruk suyunu içmişlerdir diyoruz. Koruk suyuyla tabii daha sonra geleceğiz ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Burada Ayvalık'ta çevrilen yerli diziler, sinema filmleri genelde hep bu mekanda başlar ve bu mekanda devam eder. Suat abi, bu filmlerle ilgili çalışmalarınız nedir? Nasıl oluyor? Nasıl size ulaşıyorlar? Efendim, bizim şimdi kahvemizde 4 hatta herhalde 5 olacak. Bir önce yol arkadaşım, sonra her şeye rağmen iki Yakabı İsmail ve en son da geçenlerde oynayan Familia. Yani geçtiğimiz sene oynayan en son Familia. Bir de sinema filmi Ay Büyürken Uyuyamam. Hepsinde de kahvemiz yine kahvehane olarak rol almıştır. Ha, bizi nasıl buluyorlar? Artık o sektörün içine girmiş kabul ediyorum ben kendimi. Aşağıya çoğunu tanıyoruz. Yani tanıdığımız için bize geliyorlar, bize danışıyorlar. Hangi mekanları tutarız diyorlar falan. Öyle biz de yardımcı oluyoruz. Bu açıdan geldikleri zaman muhakkak görüşüyoruz. Evet. Tabii şimdi siz de bu esnada aynı zamanda Ayvalık'ta da hem sanat camiasında olsun hem kültürel yapılan işlemlerde veyahut işlerde siz de aktifsiniz. Yani bayağı bir hem dernek camiasında sizleri de çok görüyoruz. Şimdi Suat abi, pekala bunun Ayvalık
kültürüne veya Ayvalık tanıtım amaçlı yapılan sanatsal çalışmalarda, sanatsal çalışmalarda Şeytanlık Kahvesi'nin etkisini herkes biliyor. Tabii ki burada siz de bir gurur duyuyorsunuz değil mi? Yani bu sizi gururlandırıyor. En azından bir tarihsel olarak yapılan çalışmalarda Ayvalık'ın tanıtımlarında katkısı olması Şeytanlık Kahvesi sizi gururlandırdığı gibi de bu bölgenin aynı zamanda insanların da gururlandırıyor. Şeytanlık Kahvesi şu an Ayvalık. Mesela insanlar dese ki ya Şeytanlık Kahvesi nerede? Ayvalık'ın neresinde? Dediklerinde neresinde diye cevap veririz. Şeytanın Kahvesi Ayvalık'ın merkezinde. Bölge olarak da mı? Bölge olarak bizim şimdi Rumlardan kalma buranın ismi Palabahçe. Yani Palo Bahçe. Ama zamanla Palo Bahçe Palabahçe oldu. Türkçeleştirdik. Palabahçe Ayvalık'ın en eski semtlerinden biridir. En tanınmış, en namlı semtlerinden biridir Palabahçe. Ama zamanda işte ihmaller yüzünden, yerel yönetimlerin ihmalleri yüzünden kenarda kalmıştır. Ta ki işte bundan evvel, bundan diyelim 10 sene, 15 sene evveline kadar bu şey turizm, kültür turizmi yokken devamlı deniz turizmi vardı. İnsanlar Ayvalık'ın içini bilmiyorlardı. Şimdi ne zaman kültür turizmi başlatıldı, insanlar Ayvalık'ın içine girmeye başladılar ve bizim buralarının değeri artmaya başladı. Şeytanın Kahvesi aslında çok kolay yerde. Çınarlı Camii'nin arkasında. Ama demin dediğiniz gibi kültürel faaliyetler içinde olmamız, sanatçılarla bir arada olmamız ne oldu? Mahallemize faydası oldu. Ve bizim mahallemizdeki kiralar dahi yükselmiştir. Mekanlar değerleri yükselmiştir. Yani bu da herhalde bilmiyorum. Ben Ayvalık'ı değil herhalde Palabahçe'yi, mahallemizi tanıtıyorum herhalde en fazla. Evet, evet, durum onu gösteriyor. Pekala, şimdi bile biraz evvel bahsettiğimiz gibi sizin çok değerli, çok önemli bir içeceğiniz var. Adı Koruk Suyu. Bu Koruk Suyu'ndan bize bahseder misiniz? Nasıl, nereden geliyor bu Koruk Suyu'nun adı? Neden yapılıyor? Şimdi Koruk Suyu artık eski şeyini kaybetti bence. Tamam, bir zamanlar ben yapıyordum, bende vardı. Bu aslında benim icat ettiğim bir şey değil. Bu büyüklerimizin, dedelerimizin zamanındaki kullandıkları meşrubattı. Ama nasıl bir meşrubattı? Herkes mekanındaki olan asmanın veya evindeki olan asmasını değerlendirirdi. Onun koruğunla üzüm koruk suyu yapardı, satardı, biterdi. Asması biterdi, koruk suyu da biterdi. Ama bizim öyle değil. Bizim artık bu bir meşrubat yani. Kahvenin bir meşrubatı, bitmezi. Yani bütün yaz boyunca bu meşrubat bizde olmazsa olacak. Ha, nasıl yapıyoruz? Bildiğimiz asmadaki üzümün olmamışından yapıyoruz. Koruk suyu dediğimiz şey. Biraz şeker katarak, tatlandırarak çok güzel bir içecek oluyor. Ama şimdi biz tabii bunu senelerdir yapıyoruz. Artık iyice koruk suyu tanınmış oldu ve başladı diğer kahveler de yapmaya, işte çay ocakları da yapmaya başlamıştır. Çünkü artık bence artık eski o kadar şeyi kalmamıştır. Şu ama an var mı elinizde? Şu an benim şimdi Mayıs ayında çıkacak. Yani Haziran'dadır aslında asmaların. Mevsimi Haziran'dır, ilk haftasıdır ama ben biraz stok edip yani Mayıs ayında başlatmak istiyorum. Mayıs ayında başlayacağız herhalde. Fakat şimdi yine benim kendime has yeni bir içeceğim var. O da kış için hiçbir yerde olmayan kaynar. Kaynar evet, tarçınla yapılıyor. Dal tarçınla ve içine kızamık şekeri konuluyor. 40 çeşit baharat giriyor. Şekerle kaynatılarak sıcak bir içecek. İkram ederken de üzerine ceviz koyuyoruz. Sıcak bir içecek. O da çok güzel bir içecektir. Onu da başlattık. Zamanla onu da diğer yerlerde görürüz herhalde. İnşallah diyoruz. yani Suat Kaçak her zaman bir şeyler üretecek, bir yenilikler katacak muhakkak diyoruz. Tabii ki bu da hem Ayvalık'ın temel gıdaları gibi olmuş oluyor herhalde. Koruk suyundan sonra bir de kaynarımız var. Bu kaynar da tarihi olarak da eski bir içecek değil mi? Hatta Midilli'de bile şu an kaynar yapan yerler varmış. Çünkü ben burada tarif ederken bir Yunanlı turiste kendisi bana kaynar deyince anladım ki onlar da yani ada kültürü bu. Hepimizde var yani.
bizimkiler de adadan geldiği için evet. Ada kültürü. Yani tabii Midilli bizim devamlı evet. Yani ziyaretçi aldığımız, misafir aldığımız bir ada, Yunan adası. Buraya da çok uğruyorlar değil mi? Yani Yunanlar burayı muhakkak ziyarete geliyorlar. Pekala Suat abi, Ayvalık TV aracılığıyla hem Ayvalıklılara hem Ayvalık'ı gönülden çok seven ve dışarıda yaşayan, Ayvalık özlemi çekenlere söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Vallahi benim söylemek istediğim Ayvalık TV aracılığıyla, ben önce Ayvalık TV'yi kutluyorum ve diğer arkadaşlarımızın da dışarıda olsun, içeride olsun, böyle Ayvalık'ı tanıtımında bu kadar katkısı olan bir TV'yi de desteklemeni istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet değerli Ayvalık TV izleyicileri, değerli izleyicilerimiz, Şeytanın Kahvesi, Palabahçe'deki Şeytanın Kahvesi, Suat Kaçak abimizin mekanından bu güzel, bu nizih ve içeride tarih kokan her köşesinde ve her resminde güzel anılar ortaya çıkaran bu güzel mekanda kısa bir söyleyişi yaptık değerli Suat abimizi. Bize vakit ayırdığı için biz de Ayvalık TV olarak kendisine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir başka bir zaman, başka bir etkinlikte yine beraber olacağız diyoruz. Evet değerli izleyiciler, röportajlarımız bugün de olsa yine devam edecek. Ayvalık'ın güzel sokaklarını, o küçük taracık ve sokaklarındaki o güzel şirin evlerinin çekimlerini yapmaya devam ediyoruz. Belgesel olarak sizlere birkaç gün içerisinde yayınlayacağız. Teşekkürler. Evet değerli Ayvalık TV izleyicileri, şu an Ayvalık sokaklarını gezerken röportajlar yapıyorduk. Tabii ki Ayvalık'ın güzel sokaklarını, güzel eski nostalji evlerini çekerken tanıdık simalar denk geldi. Bizim gençlerimiz, Ayvalık'ın gençleri ve dediler ki Yavuz abi bizimle niye röportaj yapmıyorsun, bizim dertlerimizi niye dinlemiyorsun der. Biz de tabii ki haklı olaraktan dedik ki bu gençlerin dertlerini dinleyelim dedik. Evet gençler, sizleri tanıyalım önce bir. Ben Onur Dağlı abi, çalışmıyorum, işsizim, okulum da bitti. Tabii. Hangi okulu bitirdin? Abdülvahit Sağlam İlköğretim Okulu. Güzel. Pekala, iş arıyor musun? Evet abi, iş arıyorum. Nerede arıyorsun işi? Güzel bir paralı iş arıyorum yani abi. Ayvalık'ta, başka bir yerde. Güzel bir iş arıyorum kendime. Bunun için pekala mücadele veriyor musun? Tabii çok mücadele veriyorum abi. Her yere geziyorum iş bulmak için. Saat kaçta kalkıyorsun iş bulmak için? Sabah 8.30'da kalkıyorum. Gidiyorum meydana, iniyorum amelelik yapmak için. Oradan alsınlar diye. Pekala, bir şey soracağım. Ayvalık'ta gerçekten çok ciddi anlamda işsizlik var. Bunu biz görüyoruz. Bunun için büyüklerimizin ne yapması lazım? Ayvalık'ta iş alanları açması gerekiyor mu? Abi büyüklerimiz mekan açmalı. Yanına da çocukları çalıştırmalı. En azından herkesin cebine para girmiş olur. Biz de parasız kalmayız yani. Aynen. Yapmıyorlar onu işte. Parasız olunca da diyorsunuz, evlenemiyoruz da diyorsunuz, değil mi? Evlenemiyoruz. Evli olanlar da sıkıntı çekiyor diyorsun. Uçmaya gidiyoruz. Korkuyoruz, bir kafeye girelim abi. Çay oldu 3-4 lira aşağıda. Evet. Bu da bir sıkıntı, doğru diyorsunuz. Evet, seni dinliyorum kardeşim. Sercan Özel abi. Evet, sende de sıkıntılar var. İş bulamıyoruz abi. Lise sondayım abi. Öyle işte. Evet abi. Hem okuyorsun hem çalışıyor musun? Aynen abi. Pazar, cumartesi pazar günleri çalışıyorum. Pekala, sende de tabii ki aynı istekler var değil mi? Ayvalık'ta iş sahasının açılmasını istiyorsun. Bunun için neler yapsın pekala? Nerelerde, nasıl bir iş sahaları açılması gerekiyor? Abi şimdi güzel bir yerleri açmaları gerekiyor abicim. İş mekan falan açmaları gerekiyor abi, öyle çalışmamız için. Evet, anlıyorum. Pekala gel bakalım. Senin derdin daha büyük galiba. Evet, abi. Benim adım Doğuş Korucu. Evliyim. Bir çocuğum var. 2 hafta önce bir kızım oldu abi. Allah bağışlasın. Amin, sağ olasınız. Çalışıyor musun? Şu anda çalışmıyorum. Babamın hayvanları var, hayvanlara gidiyorum. Ama iş olsa tabii ki daha iyi olur yani Ayvalık'ta. Evet. İş sahası olmadığından yani çok sıkıntı çekiyoruz yani. Evet. Ayvalık. Gençler gelin bakalım size buraya. Gelin Ayvalık yani böyle. Güzel bir yer. Gelin şöyle. Ayvalık'ın evleri falan, sokaklar. Çok güzel bir yer ama. Bakın,
Gerçek şu anda ciddi bir konu konuşuyoruz burada. Ciddi konu nedir? Ayvalık'ta iş sahasının olmaması, işsizlik. Buna ciddi anlamda sizlerin değinmesi lazım. Yani bunun gülünecek veyahut da kafa yapılacak bir ölçeği yoktur. Amacımız nedir? Buradaki insanlara şu Ayvalık'ta iş sahalarının açılması. Gençler yazık değil mi? Okuyorsunuz, büyüyorsunuz ama işiniz gücünüz yoktur. Bunun için ne yapalım? Diyelim ki hep birlikte kameraya biz iş istiyoruz, işsiziz diyoruz. Biz iş istiyoruz, işsiziz. Teşekkür ederiz gençler. İnşallah bu feryadımızı, bu şeyimizi büyükler de duyar ki artık şu Ayvalık'ta iş sahaları açsın diyoruz. Tamam gençler. Teşekkür ederiz size. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.